Değerli yengeç burçlarım, nasılsınız? Umarım hayat size güzel ve bereketli geçecektir bu haftada, inanıyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Astrolojiden ne haber ve Akkaya Official sayfalarımı da takip etmek isterseniz Instagram'da takip edebilirsiniz. Son zamanlarda hayatımdaki her şey tersken düze döndü, düzken terse döndü. Tam onu oraya koyuyorum, orası da olmuyor. Buraya koyuyorum, burası da olmuyor. Tam hayatımı kendimi suçlamaya başlarken böyle hep suçluyoruz ya, şunu bende hata vardı, şunu yaptım. Her şeyden vazgeçmek istiyorsunuz. Hayır, hiçbir şeyden vazgeçmeyin. Çünkü siz bu karışıklığı seviyorsunuz. Karışıklıklar içerisinde kendinize bir dünya yaratmışsınız. Ve işinizde, alanınızda o kadar başarılısınız ki. Yani siz aslında içsel dünyanızda düzenli ama hareket anınızda çok dağınık ve hızlı olduğunuz için her şey böyle karman çormanmış gibi düşüyor. Ve o yüzden de suçluluk psikolojisine giriyorsunuz. Hiç gerek yok. Çünkü siz işinizde hedeflenen nokta, istediğiniz kapıların açılması ve olumsuz olacak şeylerin bile önüne engel koyacağınız ve artık insanların negatif değil de doğru enerjilerini kendine çekeceğiniz bir hafta olacak. Yani hatalı bir insanı bile onun hatasıyla kabul edeceksiniz. Bana nazar ettirir diyen kişi, hayır bana kimse nazar ettirmez, benim enerjim yüksek diyeceğiniz bir evredesiniz. Ama ev karmaşası sizi çok fazla yoruyor. Çünkü işte aslında istediğiniz evre oluşumluklar, yeni beklentiler, sunumlar çok hareketli. Özellikle de yöneticilerinizle diyaloglardaki soğuk rüzgarlar geride kalıyor. Kendinizi doğru ifade, iş çevrenizdeki alaycı ve sizi rahatsız eden insanları geride bırakıyorsunuz. Çünkü güçlenme konumda kendinizi, yer alanı ve kendi koruma alanınızı sağlamış olacaksınız. Ama aile içerisinde özellikle amca ve anne ve baba soyundan kaynaklanan dışarıdaki etkenler aile huzurumuzu bozuyor. O yüzden evde devamlı birilerinin lafını duymak, birilerinin için mücadele etmek, onu sakin ol, buna sakin olmak seni çok fazla yoruyor. Bence aile sorunlarınızı gerçekten artık siz de duymak istemiyorsunuz ve büyüklerinize bunu ifade edin. Gerekiyorsa görüşmememiz gerektiğinin kararını da almanız lazım. Çünkü üzülen taraf anneniz ve babanız oluyor ve bu sefer de evde huzursuzluk havası var. Bunu toparlayalım. Evli yengeç burçlarında özellikle evi taşınma kararı, ama kış ayındasın, biraz daha bekle, güzel bir ev istiyorsun, bu ev haydınlığın olacak. Özellikle ülke ya da şehir değişikliği düşünen bazı yengeç burçlarında bu fırsatlar gündeme gelecek. Tercih sizin. Türkiye içi mi, Türkiye dışı mı, yurt dışı mı, bunun kararını siz vereceksiniz. Yani güzel teklifleri değerlendirme evresindeyiz. Akademisyenlik alanında başarı sağlamak isteyen bazı yengeçler, bunlar için plan ve programa başladınız. Bu da sizin için hayırlı olsun. Doktora eğitimini yapmak isteyen, daha farklı, kendini farklı noktalarda, ben bu işten sıkıldım, kendime başka bir meslek edinmek istiyorum ve bunun için eğitim almak istiyorum diyen bazı yengeçler de bunun da startını verdiniz. Şimdiden hayırlı olsun. Ama ortaklı özellikle takı, dekorasyon, ne bileyim, güzel nakışlı şeylerle uğraşan yengeçler, kendinize güzel bir sayfa ya da güzel bir mekan açacaksınız. Bununla ilgili reklamlar, bununla ilgili başarılar sağlayacak ve yönünüz gayet aydınlık olacağını söyleyeceğim. Devletle ilgili atama bekleyen ya da yerininle alakalı netliğe kavuşmasını isteyen yengeçler, bu Ocak ortasına kadar bunun zaferini ve aydınlığına kavuşacaksınız derdi yengeç burçları diyorum. Özellikle sevgilisinden ayrılan, ilişki beni terk etti, artık gözyaşım sel oldu gitti diyen yengeçlerde geçmiş ilişkini size geri dönüş yapacak. Ne geçmiş ilişki geri dönse de aynı hataları yapacak. İyi düşün, iyi karar ver, iyi affet diyorum. Evli sevgilisiyle gelecek planı içerisinde olan bazı yengeç burçları, sanki Ocak sonuna doğru ailelerle bir bütünleşme, tanışma evresi olacak. Bu da size mutluluk verecek. Sağlık olarak özellikle basur, bağırsak enfeksiyonu, ince bağırsaklarla ilgili sıkıntımız olabilir ve özellikle uyumadan önce gaz problemimiz, mide asitten kaynaklanan problem. Bir rica ediyorum, yeme kontrolleri ya da yediğiniz şeyleri 8'den sonra tüketmeyin, vücudunuza zarar veriyor. İhmal etmeyin değerli yengeç burçları. Allah'a emanet olun, mutlu kalın, umutlu kalın, hayat sizinle olsun.